Seni daha fazla sıkıntıya sokmak istemeyiz. Muzo ile Faz peşlerindekileri atlatsınlar, gelip alacaklar bizi. Ne kadar istiyorsanız. Sen beni bolca misafir et. Şimdi sıra bende. Burada bulurlar zaten bizi. Kimsenin buraya bildiğini zannetmiyorum. Sözleşme yapmadık. Yücel tamam dedi, emlakçı da bastı gitti. Kendisinin de açamayacağı kapı yok. Ben içeri geçiyorum. Siz böyle geçin, hayatınıza bakın. Sağ ol. Haber yok mu Muzo'dan? Yok. Ama Gözde'yle konuştum. Sana bir teklifi var. Tabii bu arada söyleyemedim sana da. Diyor ki, ben imzayı kızlık soyadımla attım. Yani istiyorsan hisselerin kazanımı konusunda evlenmeden önce imza verdim diye beyan verebilirmiş. Niye evlenmiş o zaman herifle? Niye bileyim, herhalde köşeye falan sıkıştı. Bir de bebekle ilgili falan da yalan söylemişti ya. Başka ne olacak? Sonra da vazgeçti. Yani bir kumar oynadı, işte elindeki her şeyi ortaya koydu. Elinde bir tek ben kaldım. Biraz öyle. He. Her güveni kazanamadı. Beni elinde tutmak istiyor. Yani masada hala sen varsın, yakalanana kadar. Ben yakalanmam. Gözde'yle görüşecek misin? Yok. Hiç güvenmiyorum ona. Yani elindekiler de az buz değil. Öyle olsun. Sonunda ben kazanacağım. İyi. O zaman kesiyorum ben İzbat. Yok, kesme. Ben de şimdi onu Ergüven'e karşı kullanacağım. Sayın Savcı, beni çağırtmışsınız da merak ettim. Ben gerekli yardımı zaten emniyetteki bütün arkadaşlara yapıyorum. Benim soracağım başka. Yani elbette bana istediğiniz şeyi sorun da. Bu arada Bora kaçarsa. Yani adamın Bodrum'da olduğu belli. Ben de yerlerin isimlerini teker teker zaten verdim. Ya bir talimat verseniz aynı anda bütün yerlere baskın yapılsa 2 saatte iş biter. Bu adam bir yerden çıkacak elbet. İşimi senden öğrenmeyeyim Evren Bey. Estağfurullah Sayın Savcım, öyle demek istemedim. Sen bana bir anlat bakalım. Bu adam seni almış kaçırmış. Şikayetçi olmamışsın. Aranızdaki husumet nedir? Ya bizimki biraz ailevi. Kız kardeşi rencide olmasın diye bugüne kadar bir şey demedim ama bu son yaptığı olaydan dolayı çizmeyi epeyce aştı. Korktuğun bir şey vardı madem. Niye bizden koruma talep etmedin ki? Yok, korktuğumdan değil. Sadece devletin maaşlı memurlarını kendi özel işlerim için kullanmak istemedim. İmkanlarımız var, kendimiz hallediyoruz çok şükür. Bak Evren Bey, ben seni buraya bu işlerle ilgili bilmediğimiz bir usulsüzlüğün, bir çıkarın var mı diye sormaya çağırdım. Varsa bilelim. Ona göre davranalım. Bora'dan sonra senin de peşinden koşmayalım. Elbette yok Sayın Savcım. Bunu daha önce konuştuk zaten. Peki. Ben sormuş olayım da. Da. Bu baskın için ne yapacağız şimdi? Yani ne olacak sonuçta? Sen bildiğin bütün mekanların hepsini yaz. Emniyetten arkadaşlar gelip alacaklar. Bugün gün içerisinde hepsine baskın düzenlenecek zaten. Sen de her şeye burnunu sokma. Sorularına cevap ver, kafi. Peki. Sayın Savcım. Öyle olsun. Avukat çözerim Aydar işini diyor. Zaten 65 yaşının üstünde olduğu için satışta sağlık raporu şartmış. Bunlar tapu mapu işlerinde bir katakulli yaptılar herhalde. İyi. Yürü, hadi gidelim o zaman. İkiniz mi gideceksiniz? Ateş, hadi sen de gidiver onlarla. Ben zaten damat Ferit Paşa. Bana hiç bakmayın abi. Ya beni görünce ters tepar. Ben suyla efendi şekilde pizzacıya gideyim. Yok yok, al sen de gamyoneti, git onların yanına. Zaten seni görünce delir. Abi niye ya? Su yalnız mı kalacak orada? Ha, yapar o tek başına. Yazmayı bağlar başına. Tam bir Anadolu kadını. Yazma. Hadi. Şey, benim arabam var, klimalı. İş klima beni çarpar.
Açmazsın yenge. Varken niye açmayayım? Bana garzi bana. Ya ben senin doğmamış 300 liranın süt parası peşinde koşuyorum. Öyle yan gelip yatırmam seni. Hadi yürü, yürü gel. Aslı, hadi bırak bize mayaya gidiverelim. Hadi sen de gel kamyoneti alırsın gidersin oradan. Onların yanına. Hadi. Hadi. Siz mayaya mı gidiyorsunuz? He alalım onları şahaya bırakalım. Dönerim ben fazla durmam. Sen bilirsin. Yani sana yardım etmek için ha? Tek başına kalma dükkanda. Çok düşüncelisin. Bu bariyerlerle ilgili bir şey yapmayı düşünmüyorsun o zaman herhalde. E daha ne yapacağız işte? Yengem uğraşıyor. Yani ortağın olarak merak ettim de. Ortağın mı? Neyse. İyi tamam hadi geçeceğim ben. Haydar'ın oraya geçeceğim. Hadi, hadi. Aslı. Aslı, keşke ben de gelseydim ya sizinle. Allah Allah, niyeymiş? Eş... Yok artık ya, ne alakası var? Kızla aynı yere, vallahi keseceğim kendimi ha. Aslı, utanıyorum zaten. Niye böyle yapıyorsun, tamam? Beter ol. Gel, gel. Ne bu şimdi ya? Bir vuracağım, bir seveceksin. Sen kimden alıyorsun bu teknikleri? İçgüdüsel. Ben kendimi Haydar'a vurdurur gelirim yanına. Açılır sonra denize. Ben böyle saçmaları toplarım sırtından kayalıklarda. Ben dalay çekerim. Tamam hadi yeter bu kadar nostalji, seni bekliyorlar. Şey, bana yazma getirsene bu arada. Yazması oyalı, kundurası boyalı. Ya geldim abi. Aç aç. Açsana Çiyan aç. Boynuma boynuma be. Çiyan? Hı, çarpmaz. Kulaklar da biraz ağır ama hadi neyse. Bana bak duyuyorum ben. Seni kulaklarından asarım ha. Gerçekten çok eğlenceli bir gün var ya, beni bekliyor beni. Sen de geldiğinde oğlum vampir gibi bir şeydin. Şimdi yumurta gibi çocuk oldun maşallah. Şey, saçları da güzeldi. Sen kendi saçına bak. Kadın budu dudak. Hadi bas, bize sür. Gözler ya. Söyle Gözde. Abimle görüşmek istiyorum. Abinin seninle görüşecek bir şey yokmuş. Teklifimi ona söyledin mi? Söyledim, sana güvenmiyormuş. Yanında mı şu an? Dur biraz uzaklaşayım. Lal, bak abimi ikna etmek zorundasın. Sana tekrar güvenmesini sağlamamız lazım. Bugün sizi Körfez'den kaçarken gördüm. Evren yanımdaydı. Eğer başka bir niyetim olsaydı orada söylerdim. Ben abime gerçekten yardım etmek istiyorum ya. O zaman şöyle yapıyoruz. Sen Evren'in yanında dur. Bana yapacağı her şeyi önceden haber ver. Bu arada yem olmadığına inanırsa senin samimiyetine güvenir belki. Savcıyla görüşecek bugün. Evren mi? Evet. Ne konuştuklarını öğrenmeye çalışırım. Tamam, haber ver. Sesini duymaya bile tahmin edemedim. Ömrüm boyunca kimse beni böyle hayal kırıklığına uğratmamıştı. Bir şeyler hazırladım, hadi. Şerife. Çok yalnızım kız. Herkes kızıyor bana. Neymiş? Araziyi sanki para için satmışım. Vallahi değil kız.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.